İstanbul'da stüdyomuzun çok yakınında havayı gözlüyoruz. Karanlık bir hava, yağmur var. Düne kadar güneşliydi. Farklı görüşler var. Bundan sonra hava açacak, çok daha iyi olacak diyenler de var. Karanlığa iyice gömüleceğiz, iyice de soğuyacak diyenler de var. İstanbul konuşulunca meteorolojide hep İstanbul dışında olanlar der ki ya Türkiye'yi İstanbul'dan mı ibaret sayıyorsunuz? Bu aslında İstanbul dışındakilerin haklı bir serzenişidir ama İstanbul bazen Türkiye'nin kaderini çok etkiliyor, belirliyor, hatta öyle anlardan biriyiz. İstanbul seçimleri yenileniyor, öyle bir karar alındı ve biz bu durumu arkadaşımız, meslektaşımız Emin Çapa'yla konuşacağız. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi, daha doğrusu o seçimdeki sürecin, dört pusulalı sürecin üç tarafının aklanıp da dördüncü tarafında Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yeni birisinin oraya gelmesi, koltuğa gelmesinin önünün açılacak şekilde iptal kararının alınmasını sen nasıl öğrendin, neler hissettin, neler düşündün? O andan bir başlayalım. Açıkçası ben şunu söyleyeyim, ben seçimin yenilenmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü seçimin yenilenmesi Türkiye açısından sandığın tekmelenmesi demek. AKP bugüne kadar meşruiyetinin tamamını sandığa dayandırıyordu. Oy aldım, öyleyse meşruyum. O oy diğerlerinden daha fazla olduğu için yaptığı her şeyi orada çitiliyordu. Bütün yanlışları, karşı tarafı aşağılamaları, demokrasi ve insan haklarını ihlal ediyor olmasını ki edilemez. Sandık demokrasinin yeter koşulu değildir. Yani sandığın olması o ülkede ille de bir demokrasi olduğunu göstermez. Ama gerek koşuldur. Sandık yoksa demokrasi olamaz. Olamaz. Sandığa saygı yoksa demokrasi olamaz. Sandık varsa bu demokrasi olduğunu göstermez. Ama sandık yoksa kesinlikle yoktur. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Ben gerçekten AKP'nin ve MHP'nin, yani Cumhur İttifakı'nın sandığı bu şekilde bir, yani tekmeleyeceklerine inanmak istemedim. Yani itiraf ediyorum, inanmak istemedim. Çünkü biz sandığa saygı duymayanların, sandık sonucuna saygı duymayanların ama sandıkla geçmişte gelip de ona saygı duymayanların dünyanın başına ne tür felaketler açtıklarını tarih bize gösteriyor. Gördük bunları, okuyoruz bunları, biliyoruz bunları. Bu yapılmamalıydı, bu olmamalıydı. Çocuklarımızın, bizim geleceğimiz açısından bu olmamalıydı. Yani ben o kadar büyük bir öfke ve hüzün kaplı, ikisi aynı anda içim sardı. Yani gerçekten çok hüzüne kapıldım Türkiye adına ve gerçekten de çok öfkelendim. Bu böyle hafiflenecek bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Ben şey diyorum, cumhur mızıkçılara. Resmen cumhur mızıkçıları. Biz çizdik, oyunun kuralını biz belirleriz. Biz kaybedince oyunun kuralını değiştiriyoruz şimdi. Aslında AKP'nin yaptığı. Ama şunu unutmayalım. Biz bunu önceden şu şekilde, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu yapabileceğini şu şekilde önceden bilebilirdik. Yetmez ama evet'teki anayasa değişikliği, sonra referandum, sonra tek adam seçimiyle, yani Cumhurbaşkanlığı, başkanlık hangisini diyorsanız, seçimiyle gelen o üç tane halka bütün güçler erkini, güçler dengesini alıp bir adama verdi. Siz bütün güçler dengesini alıp bu üç süreçle, yetmez ama evet referandumu, ardından anayasa referandumu, yani başkanlık sistemini getiren referandum ya da partili cumhurbaşkanı hangi isterseniz, ardından da Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim, bu üçü adım adım bugüne bizi getirdi. Bugün itibariyle bütün gücün, bütün erkin, yasama, yürütme, yargı dahil olmak üzere hepsinin toplandığı, buna Sayın Erdoğan kuvvetler uyumu, kuvvetler birlikteliği. Kuvvetler birlikteliği faşizm rejimlerinde olur. Kuvvetler ayrılığıdır prensip. Hiç kimsenin diğeri üstünde bu güçlerden, hiçbirinin diğer üstünde egemenlik kurmamasıdır demokrasinin temeli zaten. Bunu yaptığımız anda zaten yani YSK'nın da böyle bir karar almasına şaşırmamamız lazım. Niye şaşırıyoruz? Niye üzülüyoruz? Çünkü ülkemiz adına üzüldüğümüz için üzülüyoruz. Burada bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de yargı var da yok da tartışmasında ben bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Sayın Recep Erdoğan'ın istemediği
bir kararı alabilecek bir yargı mensubu var mı? Neden yok? Çünkü anında kendini FETÖ'cü olarak suçlanıyor bulur. Herkese bu damga yapıştırıyor. Kaçı doğru kaçı yanlış diye bakmamız lazım. Hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Anında kendini FETÖ'cü olarak damgalanmış bulur. Anında kendini bir kenarda buluverir. Bu baskı zaten yeterli bir baskı yargının üzerinde ve yargının yargı tuzdur. Yargı koktuğunda her şey kokar. Sen bana bir zulüm yaptığında benden kuvvetliysen her anlamda maddi olarak da fiziki olarak da ben nereye sığınırım? Devlet bana bir baskı yaptığında, hükümet bana bir baskı yaptığında ben nereye sığınırım? Yargıya sığınırım. Ama yargı koktuysa tuz kokmuş demektir. Eti tuzlayacak elimize hiçbir şey kalmadı. Ve ben gerçekten çok üzgünüm. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihine bir dönüm noktası olarak işlenecek bir dönüm noktasıdır bu. Ve asla unutmayacağız. Türkiye yeniden demokrasiye döndüğünde demokrasi mücadelemizin nerelerden geçtiği anlatılırken bugün hiç unutulmayacak. Bu pazartesi yani dün, bugün derken onu kastediyorum. Evet. Asla unutulmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihine o yargıçlar da geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan da geçmiştir. Ve Sayın Devlet Bahçeli de geçmiştir. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin demokrasi tarihi içinde yerini almıştır. Tarih herkese yazacak. Evet, bu karar, karara tepki, düşünceler, duygular, hukuk, vicdan açısından bir çığlık gibiydi. Şimdi gelelim işin siyasi perspektifine. Öyle bir karar alındı ki bu işin nereye gideceği belli değil. Sonuçta kim kazanacak, kim kaybedecek belli değil. Şimdi muhalefete geleceğiz ve biraz daha ayrıntılı konuşacağız ama iktidarın hesabı ne? İşinin kolay olduğunu mu düşünüyor? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Bunun kesin kazananı AKP Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kaybedeni, özür dilerim. Bu işin kesin kaybedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hı hı. Kesin kazananı İmamoğlu'dur. Kesin kaybedeni Erdoğan ve AKP'dir. Neden? Seçimi kazansa dahi, yani allem etse kallem etse dahi Recep Tayyip Erdoğan ve AKP kaybetmiştir. Meşruiyet temelini kaybetmiştir. Hı. Sandığı tekmelemek nedeniyle kendi seçmeninin aklı, izanı, vicdanı ve onuru olan kendi seçmeninin kafasında dahi bu soru işareti olmuştur. Zaten bence bu sürecin 36 güne uzatılmasının nedeni de oydu. Ay bakıyoruz da ay deliller topluyoruz. Ben şimdi geriye baktığım zaman sürecin 36 güne yayılmasının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Hemen o kararın YSK'ya aldırılmamasının nedeninin de bu olduğunu tepkilerin yumuşatılması. Evet, hani bakıldı da hukuka bakıldı falan filan. Neye bakıldığını biz gayet iyi biliyoruz. Hukuka bakılmış olsaydı neden iptal edildi? Lütfen bir söyler misin seyircilerimize? Neden iptal etti YSK? Hukuki gerekçesi. Evet, evet. Bence dişe dokunur bir şey yok. Söyle ama ne dedi? Efendim sandık kurul başkanları değiller, kamu görevlisi değiller. Sadece İstanbul'da mı böyle sayın seyirciler? Türkiye'nin başka her yerinde İstanbul dışında sandık görevli başkanları kamu görevlisi mi? Bu bir. Bursa'da mesela AKP'nin kazandığı, Balıkesir'de mesela. Evet. Ve iki, sandık kurul görevlileri kamu görevlisi değil ve hile yaptılar. Peki. Bir tek Büyükşehir'de yaptılar. O sandığa biz koyduğumuz diğer zarflarda, örneğin ilçe belediye başkanında, ben Beşiktaş'ta oy kullandım. Beşiktaş'ta hile yapmadılar. Bir tek Büyükşehir'de yapalım dediler. Buyurun. Peki AKP'nin kazandığı ilçelerde sandık görevlilerinin tamamı kamu görevlisi miydi? Daha önemli bir soru sorayım. Sayın Binali Yıldırım bu seçimi kazansaydı bunlar yaşanır mıydı? Bunlar yaşanır mıydı? Evet. Elini vicdanına koysun herkes. Üç, daha önemli bir şey. O insanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildiğinde, anayasa referandumu yapıldığında görevli değiller miydi? Orada niye bunlar konuşulmadı? Niye orada bunlar konuşulmadı? O zaman ben bir tek şartla gönülden evet derim seçimi yenilenmesine.
Cumhurbaşkanlığı referandumu. Türkiye'de ben yıllarca biliyorsun matematiksel nedenlerle seçim yayınları yaptım. İki tane sonucu şaibeli benim açımdan. Çok net şaibeli seçim vardır. Biri referandumdur, öbürü de 2014 Ankara seçimidir. Melik Gökçek'in kaybettiğini gördüğümüz o seçimi birdenbire Melik Gökçek'in kazandığını gördük ve bunu bir türlü izah edemedik kendimize. Hepimiz izah edemedik. Ben yayınlarımda bunu söyledim o zaman da. Dolayısıyla bu seçimin kesin olarak kaybedeni meşruiyetini kaybetmiştir Recep Tayyip Erdoğan ve AKP. Sadece Türkiye'de değil. Ben o yüzden boykot olmasını istemiştim. Dünyanın gözünde de meşruiyetini kaybetmiştir. Bundan sonra Türkiye'ye borç verenler, bundan sonra Türkiye'ye yatırım yapanlar, ki AKP Türkiye'yi bunlara mahkum etmiştir. Türkiye'yi yabancılara mahkum eden parti AKP'dir. Amerikan sermayesine, Yahudi sermayesine, İngiliz sermayesine Türkiye'yi mahkum eden Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'dir. O paraya biz mahkum olduk. Çünkü para yağsın yağsın da ben böyle çılgın projeler yapayım sevdasına Türkiye'yi buna mahkum eden partidir AKP ve Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla onlar bunun maliyetine koyacaklar artık. Bu ülke demokratik bir ülke değil. Buraya getirdiğimiz paramız risk altındanın faizini bunun içine koymayacaklar mı zannediyorsunuz? Koyacaklar. Birincisi bunu bir kere daha koyalım. Kesin olarak. İktidar ne bekliyor? Vallahi hani eşim böyle şeyler söylememe çok kızıyor. Silivri soğuk, sana işte eski laftı ya, temiz don getirmeyeceğim, kalacaksın orada böyle diye kızıyor bana, ama şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan hiç kimseden akıllı değil. Ama hepimizin toplamından zeki, şark kurnazı. Kendi çıkarının nerede olduğunu, bak Türkiye'nin çıkarı ya da AKP'nin çıkarı demiyorum. Dava dediği kendi şahsi davası, beraber bütün dava arkadaşları neredeler Recep Tayyip Erdoğan'ın? Sorarım, neredeler? Hani Gül, Babacan, Arınç, Cemil Çiçek, Şener neredeler? Dava Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ikbal davası. Beka Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ikbal bekası. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özür dilerim, nasıl bir hesabın içinde olacağını ben kestiremiyorum. Çünkü biz öyle işlere aklımız ermez bizim. Sandığa gideriz, oyumuzu veririz. Benim oy verdiğim partinin kaybedeceğini bilsem ve benim elimde hile imkanı olsa asla bunu yapmam. Ömrüm o hileyi yapmam. Zaten seçim sonuçlarını sorarken gazetecilerin o kalıp sorusu değişti. Sence seçim sonuçları ne olur demiyoruz. Normal şartlarda ne olur diyoruz. Demek ki normal olmayan bir takım şartlarla mı? Referandumda gördük o şartları biz. Referandumda oyunun kuralı değiştirildi ve 2,5 milyon şaibeli oyla, yani 2,5 milyon mühürsüz oyla Türkiye'nin rejimi değişti dostum. Yani kendimize yalan söylemeyelim. Bugünkü sistem Türkiye'yi yönetemeyen, Türkiye'yi yönetilmez hale getiren sistem 2,5 milyon mühürsüz oyla değişti ya. Hadi onu niye değiştirmiyoruz? Neden onu yapmıyoruz? Onu iptal etseydiniz. Hadi yeniden yapalım. Beraber yapalım. Bütün bu soruların içerisinde ben şunu söyleyemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan neye güveniyor? Ama ben şunu geriye dönüp sakin kalıp analiz etmeye çalıştığımda şunu görüyorum. Cumhurbaşkanının sanki seçim sonucunu kabullenmiş gibi yapması, bu 36 güne uzatılması, bütün bunların bir planın, yani kaybettikten sonraki bir planın bir unsuru olduğunu düşünüyorum ben. O arada bütün bunların düşünüldüğünü, kademe kademe düşünüldüğünü görüyorum şimdi geriye bakçı, yani öyle düşünüyorum. O yüzden bundan sonra önümüze de kalan o işte 40 küsur günde, seçime kadar geçecek olan 1,5 aylık sürede ne yaşayacağımızı ve önümüze neler konulacağını. 1 Kasım'a benzer bir senaryo mu önümüzde duruyor acaba? Umarım öyle olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ama şu da mümkün. Yani Sayın Devlet Bahçeli efendim bugün bir yerde okudum. Anadolu'da güçlü olduğu yerlerden otobüslerle insanları İstanbul'a getirecekmiş. Ne yapacak yani? Hepimizin başına birini dikip ellerinde sopalarla bu insanlar bizim sopalayacaklar. Kusura bakmayın. En sopalı gününüzde biz sizden öyle bir şekilde korkmadık. Demokratik bir şekilde ne yapacaksanız yapın. Ama seçim madem İstanbul'da, niye otobüslerce? Böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani düşünüyorum derken düşünmüyorum. Düşünmek istiyorum. Bu ülke adına düşünmek istiyorum. Dolayısıyla. Ama bu seçimin yükü
muhalefete oy verenlerde ya da muhalif partilerde değildir. Hani diyorlar ya işte Saadet'le konuşalım, işte HDP seçmeni önemli, işte bağımsız adaylar tek tek açıklıyorlar falan falan. Hayır, hayır. Bu seçim AKP'ye bugüne kadar temiz duygularla oy verenlerin ahlak sınavıdır, vicdan sınavıdır, demokrasi sınavıdır. Bir daha söylüyorum. Bu seçim İmamoğlu'na oy verenlerin ya da Saadet Partisi'ne ya da şuna buna oy verenlerin değil, Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye oy verenlerin değil. Bugüne kadar bakın bu özellikle önemli. Temiz duygularla yani Türkiye'yi yönetilsin işte şu yok bu adamlar dindar yok bu adamlar namuslu sanki diğerleri dinsiz ve namussuzmuş gibi. Oy verenlerin, namus diyenlerin, ahlakı olanların, vicdanı olanların ve zerrece demokrasiye inanan AKP'lilerin sınavıdır. Sınav günü 23 Haziran. Enteresan ve bunun altını çiziyoruz. Demin birkaç dakika önce bir kelime kullandın, bir cümlen vardı. Oraya dönmem gerekiyor. Boykot dedin. Şimdi çok bu tartışılan bir konuydu. Herhalde CHP de bu kararını açıklamadan önce bu konuyu görüştü, ele aldı, tartıştı belki. Boykot mu edilmeliydi? Bu kolay bir şey mi? Neye yol açardı? O konudaki kişisel görüşünü söyler misin lütfen? Şimdi İki şeyi birbirine karıştırıyor insanlar. Benim de sosyal medya hesabıma gerçekten herkes iki şeyi karıştırarak yanıt veriyor. Tek tek de herkese yanıt verilemiyor. Onun için sağ olun sorduğun için. Harika. Bireysel boykotla yani ben sandığa gitmeyeceğim hı-hı demekle. Emin Çapa olarak mesela. Parti olarak ya da ittifak olarak hı-hı gitmeyeceğim demek ikisi ayrı şeylerdi. Doları 6.22'den 6.20'lerin üzerinden CHP indirdi buraya. CHP'nin seçimi boykot etmeyeceği açıklaması tamam. Oyunun içinde kalıyor. Oyunun içinde kalıyor'yu getirdi. Şimdi kendin çal kendin oyna. AKP hep şunu yapıyor. Herkes de bunu yiyor. Ya arkadaşlarım bunu yemeyin. Başkasının çizdiği ve kurallarını belirlediği oyunu oynamayın. CHP de bunu oynamamalı, İYİ Parti de oynamalı, Saadet de oynamalı, HDP de oynamamalı. Çünkü birisi oyunun kuralını belirliyorsa o oyunun kuralını değiştirebilir, değiştirdi. Biz demeliyiz ki hayır, oyun ortak kurallı ve oyunun kuralını tek taraflı değiştiremez. Boykotun başarı şansı var mı? Şöyle, boykotun başarı şansı eğer Cumhur İttifakı olarak alınsaydı kesinlikle vardı. Şu anda biz 7,5-8 liralarda dolar konuşuyorduk. Açık söyleyeyim. Hı-hı. Ekonomik krizin vuracağı dipleri AKP kendi başına kiminle yarışacaktı Sayın Binali Yıldırım? Saadet Partisi katılırsa Saadet Partisi'nin adayıyla mı yarışacaktı? Saadet Partisi bunu kaldırabilir miydi etik olarak, ahlaki olarak? Hayır. Tek başına. Komünist sistemdeki gibi tek başına aday olacaktı. Bunun dünyada ve Türkiye'ye yatırım yapanların gözündeki meşruiyetini düşün. Kriz öyle bir boyuta tırmanırdı ki AKP neye güveniyordu ben sana söyleyeyim mi? AKP ay o zaman kendi başına gelir alır %5'le bile alır bilmem ne yapar diyenlere güveniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını gördün mü? Oyunun içinde demokrasinin içinde kalmalarını bekliyoruz bugünkü açıklaması. Biz saygı duyduk, onlar da saygı duysunlar diyerek. Aslında en büyük korkusu AKP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın boykottu. Ama bunu artık tartışmayalım. Bu bitti. Bu Sayın İmamoğlu kollarını sıvadığı anda bitti. Bizim artık bunu tartışacak şeyimiz yok. Bizim artık bir seçmen olarak elimizi vicdanımıza koyarak, öbür elimizi de aklımıza koyarak bu ülkenin geleceği adına elimizdeki son demokrasi kırıntısı olan sandığa bir kez daha gitmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sandığın tekmelenmesi çok ağır bir şey. Bunu daha sonra bunu çok bolca konuşmalıyız. Ama şu an bizim tek elimizdeki şey, kala kala elimizde kalan tek şey sandık. Ki demokrasinin yeter koşulu değil ama gerek koşulu. Ona gitmekten ve sahip çıkmaktan başka bir şey değil. Ve buradaki sorumluluk da AKP seçmeninindir. AKP seçmeni namus, ahlak, etik, demokrasi diyorsa
elini vicdanına koyarak gereğini yapmalıdır. Ne olursa olsun ekonomik olarak kötü koşullarda iktidar yeni bir seçime gitme riskini üstleniyor. Üstelik bundan sonra çok daha iyi olacağını da seçimlere 23 Haziran'a kadar beklemek biraz zor. Bu seçimin ekonomiye maliyeti ne olacak? O maliyetin de iktidara maliyeti ne olabilir? Sandıkta. Şimdi şöyle, seçim maliyetini ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi seçim nedeniyle ertelenen işler falan. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı hariç her şeyi yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmek hariç her şeyi yapıyor. İşte kimi muhtar seçeceğimiz, kanalizasyonlarımızı temizleyecek, otobüslerimizle bizi taşıyacak olan ilçe belediye başkanları falan daha yani buralarla uğraşıyor. Seçimin iki maliyeti var. Bir tanesi seçim yapma nedeniyle bir maliyet var, beklenişler. Öbürü buradaki maliyet başka bir şey. Seçime saygı duymadığımız, sandığa saygı duymadığımız için bunun bize bir maliyeti olacak. İkisini karıştırmayalım. Çok büyük bir maliyeti olacak. Seçim bittikten sonra ister Binali Yıldırım kazansın, ister Sayın İmamoğlu kazansın, AKP bunun acısını bütün Türkiye'ye çektirecek. Bu maliyet çok büyük olacak faizler tarafında. Faizler tarafı demek şu demek. Hani bankalardan konut kredisi kullananların falan demek değil. O zaten ayrı bir şey. Veya ihtiyaç kredisi. O ayrı. Onu zaten yiyeceğiz. O ayrı bir şey. Ev alıyorsanız. Asıl maliyet hepimizin cebinden çıkan hazine bonusu faizleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borçlanma faizleri. Onların öyle nasıl yukarılara gittiğini bize borç veren insanların kusura bakma. Sana borç veriyorum ama sen artık demokratik bir ülke değilsin. Dolayısıyla senin faizlerine ben bunu eklemek zorundayım bu riski. Riskli bir ülkeye ben kredi veriyorum. Maliyetini eklemeyeceklerimi düşünüyorsunuz? Ekleyecekler. Üstelik demin de dediğim gibi bizi o para yabancılara mahkum eden, yabancıların parasına mahkum eden de Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır. Dolayısıyla bunun bize maliyeti çok yüksek olacak. İşte CDS'ler yükseldi. Yani sigorta maliyetleri. Türkiye riskli bir ülke olduğu için bizim sigorta maliyetlerimiz bu sabah 4,5 %4,5 yükseldi. Bu sabah itibariyle. Dün gece yattık, bu sabah kalktık. 4,5. Dolayısıyla bunun maliyetleri olacak. Öbür tarafta enflasyon maliyeti olacak. Yeni bir enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız. Zaten yani belki enflasyonu konuşuruz. Şu anda orta gelirlerin enflasyonu çılgın bir yerlerde. İki, ekonomide karar alıcılar şimdi bu seçimin sonucunu beklemek isteyecekler. Ya bu sabah ben bahçe yapıyorum. İşte bu sabah da geldik. Yardımcı arkadaş var bana. Beraber yapıyoruz. Birinin 3 villalık bir evini yapıyorum. Herkes benim gibi değil tabii. Villaları var herkesin. Ben kirada oturuyorum. fasulye bir şeyler dikeceğiz. Yani domates. Şu aralar eşim şey diyor. Soğan muan da dikelim. Yatırım ya aslında. Pas bayağı yatırım yani. Neyse. Bu sabah geldi bana ve dedi ki ya dedi 3 villalık bir evin bahçesini yapacakmış. Çiçekler işte böyle hani dikilecek falan filan. Ya biraz bekleyelim. Önümüzü görelim demiş. Acaba neyin önünü görmek istiyor? Seçim bitti, artık ekonomiye dönmemiz lazım gelirken neyin önünü görmek istiyor insanlar? Allah'ım ya, adam sandık sonuçları bile tanınmıyor ya bu ülkede. Şimdi bunu biz böyle yaşıyoruz. Bir de yabancıları düşün. Bu ülkeye milyar dolarlar getiriyorlar. Böyle 3, 5, 10, 20, 30, 40 milyar dolar değil. Bu ülkeye milyarlarca dolar getiriyorlar borsada. Bütün borsanın %60 küsuru yabancıların elinde biliyor musun? Borsadaki şirketlerin %60 küsuru yabancıların elinde. Bu çok önemli. Türkiye'de. Bununla birlikte yerlilerle ilgili bir şey soracağım. Çok tabii güncel iki şey var aklıma şu anda gelen. Bir, TÜSİAD'ın tutumu ve Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD'a yönelik eleştirisi bugün. Haddiniz mi o vesaire. O sadece TÜSİAD'da değil. Değil belki ama onunla algılanan bir şey belki de. Bir de Koç Holding'in evet, ziyareti, Koç Holding'in ziyareti ve o günün sonunda mazbatanın alınacağının ortaya çıkması. Böyle başka şeyler de var. Örneğin Pegasus'un 23 Haziran'la ilgili. Birincik TÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları. Nedir bu neyi gösteriyor tabii sana? Ben ekonomiciyim. Eskide evet. Bir TÜSİAD'çıyım. Evet. Ben demokrasi raporu yayınladığında TÜSİAD'da başkan danışmanı oldum. Yani TÜSİAD'da çalışıyordum. Neyse önemli değil. Ve de tabii yıllardır bir ekonomici olarak TÜSİAD'ı takip ediyorum. Şimdi birincisi, bir soru sorayım sana. Koç Holding belediye başkanını ziyaret etmek zorunda mıdır? Değil. Seçimden sonra.
Biz böyle bir şey bekliyor muyduk? Yani, doğru, sahip. Hani hepimiz kendimize şunu sorar mıydık? Ay niye gitmedi Koç Holding ziyaretine? Evet, evet, evet. Bir tavır. Şeyin. Çok önemli bir tavır. O karar günü, bunu bilmiyor olması mümkün mü Koç Holding'in? Yani Koç Holding'in YSK'nın o gün ya da bir gün sonra. Hı-hı. Yani ya dündü ya bugündü. Evet. Karar vereceğini bilmemesi mümkün mü? Aptal zannetmek olur. Aptal olmadıkları meydanda o servetin üstünde oturduklarına göre. Dolayısıyla orada aslında onlar bir tavır koydular. Sandıktan yana bir tavır koydular. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden de o tavır. TÜSİAD'ın açıklaması aslında ona göre biraz daha yumuşak kılıyor. Evet. Koç'un ki açık ve net bir tavır ve Cumhurbaşkanı'nı bence asıl kızdıran o tavır. Net olarak sandıktan, demokrasiden ve halkın verdiği oydan yana bir tavır koydu ortaya. Açıkçası bu tavrı ben de beklemiyordum. Çünkü şu anda böyle tavırlar koyanların başına neler geldiğini hepimiz... Herkes niye sustu? Dünyada iddia ediyorum araştırsın insanlar. Dünyada Türkiye'deki kadar nick'le Twitter'da yazı yazılan bir yer, ülke yoktur. Herkes takma isimle yazıyor. Kiraz çiçeği, bilmem ne böceği. Yok bilmem Kemalist, yok bilmem ne. AKP'liler de öyle yalnız. Onlar da korkudan, yani yalakalık yapmak için bile korkuyorlar. Onlar da takma ismi, yarın iktidar değişirse bunlar başımıza bela mı olur diye. Türkiye böyle bir korku ikliminin içinde, ayrıca vergi cezalarından tut maliyeye kadar herkes silahın kullanıldığı bir dönemdeyiz. Zaten Cumhurbaşkanı bunları kaydediyoruz diye de tehdit etti. O tavır TÜSİAD'dan ziyade bence Koç Holding'i. Tabii TÜSİAD'ın üzerinde de Koç'un çok büyük bir baskısı, yani baskısı demeyeyim, özür dilerim. Etkisi. Çok büyük bir ağırlığı var. Çok ciddi bir ağırlığı var. TÜSİAD'ın tavrı da aslında net ama Koç'un tavrı onun çok ilerisinde bir tavır, çok ilerisinde bir tavır. Ben şaşırdım. Kamuoyu bunu beklemiyordu. Böyle bir mecburiyetleri de yoktu. Açık söylerim, yani böyle bir mecburiyetleri yoktu. Diğerleri de yapmadılar. Yapmasalardı kimse niye yapmadın demezdi yani. O yüzden ben bunu çok önemli buldum. Bence iş dünyası, özellikle AKP'nin palazlandırdığı iş dünyası daha büyük korku içinde. Onların korkusu çift taraflı. Onlar hem ekonomideki kötüleşmeden korkuyorlar. Çünkü diğerlerine göre daha borçlular. Hızlı büyüyebilmek için, yani nehir akarken ya da yağmur yağarken ya da su akarken, atasözümüz var, kovayı doldur. Kovayı doldurabilmek için daha büyük kovalar aldılar sürekli. Kova, büyük kova, büyük kova, borçlu aldılar bunu. Büyük kova, büyük kova, o kova sürekli akıyor. Şimdi birincisi, borçlu oldukları için, çok borçlu oldukları için korkuyorlar. Özel sektörün borcu dehşet yerlerde. İki, tabii borç dövizle, dövizdeki her hareket onu korkunç bir hale getiriyor. İki, suyun kesilme olasılığı onları korkutuyor. Çift taraflı korku. Zaten muhalif demeyeyim de iktidara yalaka olmayan iş insanlarının herhangi bir şansı yoktu zaten. Onlar kenardan yollarına gidiyorlardı. Peki Emin, sen cevabı uzattığı zaman zevkle dinlenen bir konuksun. Bu Ender arasından bir şey. İki küçük soru ve iki küçük cevapla bitirelim istersen. Sosyal medyada da diyorlar, espriler falan da var, siyasi espriler. İmamoğlu'nu zorla cumhurbaşkanı yapacaklar, zorla lider yapacaklar. Arınç'ta da böyle bir şey vardı. Biz bunun popülaritesini arttırdık. Var mı bunda bir gerçek payı? Bence böyle şeyler düşünmemeliyiz. Ben böyle şeyler düşünmek istemem. Böyle şeyler söylenmesi İmamoğlu'nu yıpratır. Vaktinden önce öten horozlu çok kötü şeyler gelebilir başına. Bizim sakin olmamız lazım. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bu kadar, sandıktan bu çıktı. Ve orada başarılı olacak. Ondan sonrasını ondan sonra konuşuruz. Şu anda lütfen böyle şeylerle konuyu çarpıtıp hem İmamoğlu'nun kafasını karıştırmayalım, gündemini karıştırmayalım, hem de odağımızı kaybetmeyelim. Şu anda bizim odaklanmamız gereken tek şey, Türkiye'nin en büyük kentinin, Türk ekonomisinin %40'ının döndüğü, AKP bu yüzden kaybetmek istemiyor, döndüğü kenti İmamoğlu yönetecek kardeşim. Sandıktan o çıktı, o alacak. O sonrası orada başarılı olsun. Ondan sonra konuşalım. Son soru. İmamoğlu'ndan alıyorum bu sorunun içeriğini. Her şey güzel olacak mı?
Ben korkuyorum şundan. AKP'nin yani Millet İttifakı'nın neler yapacağını bilmiyorum. Yarış demokratik olacaksa kesinlikle her şey güzel olacak. Ama yarış gerçekten adil ve demokratik olacak mı? Ben bundan emin değilim. O yüzden herkese lütfen gidin ve sandığa sahip çıkın. Lütfen evinizde oturmayın. Lütfen gidin, gönüllü olun. Sandık başlarında bir kişi, iki kişi olmayalım. Beş kişi, on kişi olalım. En başından ve seçim sürecinde sakin kalalım. Sakin kalalım. Şu anda sakin olmaya çok ihtiyacımız var. Herkese Tiranlık Üzerine kitabını okumasını tavsiye ediyorum. Ne olur, tiranlar nasıl tiran oluyorlar? Tek adam, tek adam nasıl iktidara geliyor ve o iktidarı koruyor, ya okudun. Korku, baskı, şoklar yaratarak toplum üzerinde nasıl etki yaratıyor, bunu orada göreceksiniz. İncecik 90 küsur sayfalık, evet, bir kitap. Orada bunda bir bölüm var. Beklenmedik şeyler olduğunda toplum paniğe kapılır ve tiranlar beklenmedik şeyler isterler. Emin, çok çok teşekkürler. Emin Çapa'yla enteresan, gerçekten çok enteresan bir söyleşi yaptık. Söyleşinin konularını her zamanki gibi kısaca özetlemeye çalışmayacağım. Onun yerine bir önerim olacak, bir tavsiyem olacak. Bir süre sonra T24'e tekrar dönün ve bu söyleşiyi bir kez daha vakit ayırın ve bir kez daha izleyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.